Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bunca zaman sizlerle birçok içerik paylaştım. Size hep bir şekilde daha iyi, daha kaliteli bir ilişki nasıl yaşayabileceğinize dair ipuçları vermeye çalıştım. Ama genelde şöyle bir durum var. Gürkan, biz elimizden geleni yapıyoruz da peki karşımızdaki kişiler hiç mi uğraşmayacak? Onların hiç mi suçu yok? Muhakkak var. O yüzden de çok sık gelen bir soru üzerine bugünkü içeriğimizi hazırlama gereği duydum. Bugün size sevdiğinizin gizli bir narsist olup olmadığını anlamanıza yarayacak ipuçları vereceğim. Yani sorunun sizde mi yoksa manipülatör bir sevdiğinizin olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacağım. Yine her zaman olduğu gibi bir şekilde önlem alıp kendinizi korumanızı sağlamaya çalışacağım. Bu konuya girmeden şunu özellikle söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, narsistlik övünülecek bir şey değildir. Gurur duyulacak, başarı sayılacak ya da ben böyleyim ya denilecek bir durum değildir. Aynı zamanda benim sevgilim narsist, ben narsist biriyle evliyim demek de yanlıştır. Narsistlik bir kişilik bozukluğudur. O yüzdendir ki sadece birkaç belirtiyle birini bu şekilde suçlamak çok büyük yanlıştır. Aynı zamanda yanlışa sürükleyecek bir durumdur. Narsisizm nedir? Narsist birini nasıl anlarsın? Narsistle nasıl baş edersin gibi birçok video paylaştım geçtiğimiz dönemlerde. Bu videolarda içeriği detaylıca anlatmaya çalıştım. Bugün konumuz biraz daha farklı. Bugün gizlenen, kendini bilmeyen ya da böyle bir sorunu kendine yakıştırmayan kişileri tespit etmeye çalışacağız. Sizlere gizli bir narsistin sık görülen işaretlerini, sık kurduğu cümleleri anlatmaya çalışacağım. Bir kez daha söyleyelim. İnsanlara bir teşhis koymak için değil, dikkatli olmak için, hazırlıklı davranmak için yapacağız bunu. Hadi gelin başlayalım. Neymiş gizli narsistin özellikleri, neymiş kullandıkları sık cümleler? 1. Her konuda bilgi ve fikrinin olması. Aslında laf aramızda birçok kişinin yaptığı bir olaydır dostlar bu. Her şeyi bilmek. Ama gizli narsistler biraz abartırlar. Küresel ısınma var. Gayet doğal aslında bu sıcaklar. Ya aslında küresel ısınmanın etkisi elbette var ama bu Mars'la, Ay'la çok fazla uğraşıyor insanlar. Ben bununla ilgili bir makale yazmıştım üniversitede. Isınmayı bizimkiler yaratıyor. Ya boşver ısınmayı şimdi. Voleybolda şampiyon oldu milli takım. Bak, bunun en büyük sebebi ne biliyor musun? Voleybolda çok yatırım yapıyor bu bankalar. Ben bunları biliyorum aslında. Kara para aklıyorlar. Şimdi devam etmeyelim, başımız belaya girmesin. Siyaseti, sporu, finansı, her konuda bir uzmanlıkları vardır ve her konuda mutlaka bir geçmiş etkileşimi vardır bu kişilerin. Tatlım, kripto para diyorlar. Ya benim dedeler eskiden kripto işini ilk bulan insanlar. O zamanlar bana bir miktar bırakmışlar ama bulamıyorum cüzdanı. Bir bulsam zenginiz. Yarım kalan cümleleriniz, bitiremediğiniz anılarınız, söyleyemediğiniz bilgileriniz bir iletişimde, bir ilişkide gitgide çoğalıyorsa, her konuda bir yorum yapılıyorsa gizli bir narsistle karşı karşıya olabilirsiniz. 2. Her konuda haklı, geri adım yok, özür yok. İlişkilerde en çok kendini belli eden belirtiye geldik. Ve ben inanıyorum ki birçok kişinin şüpheye düşeceği madde bu olacaktır. Haklı olduğunuz bir tartışmadan bile suçlu olarak ayrılıyorsanız, sık çıkan kavgaların hep sorun çıkaran kısmı siz oluyorsanız, ciddi derecede huzur bozan kişi ilan ediliyorsanız ve öyle ya da böyle her defasında özür dileyen, tatlıya bağlamaya çalışan siz oluyorsanız gizli bir narsistle karşı karşıya olabilirsiniz. Sözlü şiddet, hakarette bulunduktan sonra beni bu hale sen getiriyorsun, içimden bir canavar çıkarıyorsun diye savunan bir tane vakaya şahit olmuştum. Gerçekten öyle miydi peki? Gizli narsistler bunu bazen bilinçli olarak unuturlar, bazen de tabii ki yalana başvururlar. Çoğunlukla da yaşamamışlığa kendilerini inandırdıkları için sen beni bu hale getirdin cümlesini içi rahat rahat söyleyebilirler. Kesinlikle geri adımları yoktur dedik. Özür nedir bilmezler. Çünkü haklı hep onlardır. Onlardan özür dilenmelidir. Hep özür bekledikleri için de geri adım atma konusunda çok dirayetlidirler. Gizli narsistlerin ayrılıkları uzun sürer. Ve bir de cepte görüyorsa karşısındakini bir intikam, bir burnu sürtmek için her şeyi yapar. Barışıldığında ise daha uzatırdım ama kıyamadım. Sana aslında benim gibisi değil, felence gibisi lazım. Ancak onlar yaranır tadında ukala bağışlama cümleleri kurarlar. Gizli narsistler her konuda haklıdır. 3. Karşıyı önemsemezler, vicdan ve empati yoktur. Az önceki maddemizde dedik ya hani geri adım yoktur diye. Şimdi buna bağlı olarak sevgi, aşk, değer varsa bir iletişimin içinde kişi empati yapar.
kendini sevdiğinin yerine koyar. Her şeyi geçtim, üzülmesini kıyamaz, vicdani her türlü duyguyu ön plana çıkarır ve olayları uzatmaz. İşte geri adım atılmamasının en büyük sebebi budur. Çünkü empati yetenekleri ve vicdani değerleri çok fazla yoktur. Çok fazla diyorum çünkü belli seviyelerde tabii ki zarar görülmesini istemezler. Ama böyle belli noktalarda sanki düşmanmış gibi de tepkileri olur. Arabayla kaza yaptım canım. Kim bilir nereye bakıyordun da yaptın? Ya şöyle bir şey kaybettim. Aklım 5 karış havada, iyi olmuş sana. Şu konuda biraz yardım etsen de işi kolaylaştırsam. Bana ne ya? Bana mı sordun o işe girişirken? Öğren biraz hayatı. Daha tatsız birçok cümle ile gizli narsistin vicdan ve empati yoksunluğunu görebilirsiniz. He tabi bu arada aynısını siz yaparsanız da işitmediğiniz cümle kalmaz haliyle. 4. Başarı ve övünç kaynağı. Sevgili dostlar, gizli narsistlerin en belirgin başka özelliği de başarılarıdır. Şimdi başarı varsa övünülür. Buna bir lafım olmaz benim. Yani sen bilardo şampiyonusundur, yüzmede 6 tane altın madalya sahibisindir, yüksek mühendissindir, Türkiye'nin en önemli üniversitesini dereceyle bitirmişsindir olabilir. Bakın bu konuda havada atılır. Yapmış uğraşmış. Arada cümle içinde de kullanılır, buna saygı duyulmalıdır. Ama gizli narsistin her konuda başarısı vardır. Kendince. Ya nasıl bir trafik vardı anlatamam. Allah'tan şoförlüğüm sağlamdır. 2 saatlik yolu 30 dakikada geldim. Bu bir başarı değil. Muhtemelen ambulansın arkasına takıldın, emniyet şeridinden girdin, milletin hakkını gasp ettin. Bu mu başarı? Bununla da kalmaz. Futboldan konu açılır. Ben küçükken milli takıma çağrılmıştım. Ayağım kırıldı, erken bitti hayatım, lanet olsun. Yemekten bahsedilir. Şu meziyi ben evde yapayım da bir de onu yiyin denir. Her işi en iyi yapan o kişidir. Ve o işte çok başarılıdır. O an değilse bile bu konuda geçmişte muhakkak bir başarısı vardır. Hem de öyle bir başarı yokken ortada. 5. Mağdur edebiyatı. Drama King, Drama Queen. Bu kadar kendini ön planda tutan insanların yaşadıkları mağduriyet de herkesten yoğun olur. Gizli narsistler insanların duygularını sömürmeye bayılırlar. Amaç öyle ya da böyle ilgiyi üstünde toplamaktır. En mağduru odur. Siz hasta olmuşsunuzdur. Ya benim de kalbim sıkıştırıyor, doktora gitmeye korkuyorum der. Siz Allah korusun yorgan döşek olmuşsunuzdur. O da birdenbire kendini yatakta buluverir. Amaç rolü çalmaktır. İşler yolunda gitmiyor dersiniz, o iflasın eşiğine çoktan gelmiştir. Her türlü mağduriyeti yapar, her türlü olaydan mağduriyet çıkartabilirler. Örnek veriyorum, geç kalırsınız randevunuza. Kaç saattir seni bekliyorum. Burada beklerken çeteler önümü kesti. Benden haraç aldılar. O esnada yağmur başladı. Önümden geçen araba su sıçrattı. Suları temizlerken üzerime meteor düştü. Tüm oyunculuk hünerlerini sergilerler. Ve en büyük mağdurun kendisi olduğunu bir şekilde gösterirler. Bu arada çoğunlukla öyle bir mağduriyet yoktur. Amaç ilgi çekmek için şov yapmaktır. 6. Çekememezlik. Gizli narsistler kendileri haricindeki hiçbir başarıyı, hiçbir kazancı, hiçbir artıyı kabul etmezler. Mutlaka bir kulp bulurlar ve küçümseme tavrı ile karşılık verirler. Bir tanıdığın araba almasından bahsedilir. Aman o arabada ne var, artık kuponla veriyorlar o arabayı. Ama o karısının arabası, kendinde de şu marka var denir. Onlar kara para aklıyorlar. O yüzden karanlık işlerin sonucu. Yoksa nerede alacaklar? Bizim Haydar'ın sosyal medyada 500 bin takipçisi olmuş. Yok be, satın alıyor onlar. Kim neden takip etsin onu? Bizim Nurten burslu kazanmış okulu. Ya ne bursu, kesin %10 %20 bursludur. Eşek yüküyle para verecekler şimdi ona. Kendileri haricindeki her başarıyı, her kazanımı küçümser, kulp bulurlar. Fazla konuşulmasını da sevmez gizli narsistler bu arada. Ne o, aklın arabasında kaldı galiba. Hayırdır, ne çok muhabbetini geçirdin o huysuzun burada. Tadında cümlelerle karşılık verirler. 7. Yalnız, tek başına. Sevgili dostlar, gizli narsistler biraz menfaat düşkünü olduklarından çevrelerinde pek fazla insan barınmaz. Yani bu saydığımız özelliklere sahip kişilerin genelde çevresinde insan olmaz malum. O yüzden geniş çevrelere sahip değillerdir. Arkadaş edinmekte zorlanır, arkadaşları elde tutmaları imkansıza yakındır. O yüzden çoğunlukla yalnız kaldıklarını görürsünüz. Ama bundan bile güzel bir edebiyat eseri çıkartabilirler ortaya. Her şeyi tek başına yaptıklarından, tek başına daha güçlü olduklarından, insanların onları dibe çekmeye çalıştığından, kıskanıldığından bahsederler. Bu cümlelerle hem bir mağduriyet hem de bir başarı öyküsü çıkarmaya çalışırlar. Çünkü onlar
her konuda başarılıdır. Sevgili dostlar, bu saydığımız özelliklerden bazıları insanlarda olabilir. Sırf kendini övüyor diye ya da birilerini çekemiyor diye insanlara narsist yakıştırması yapılmamalıdır. Hatta başta da söyledim, bu yakıştırma kimseye yapılmamalıdır. Çünkü bunu öyle 2-3 cümleyle anlamak takdir edersiniz ki kolay değildir. Ama tabii bu saydığım tüm maddeleri bariz şekilde yapıyorsa, bu cümleleri ya da benzerlerini kullanıyorsa, o zaman yine yakıştırma yapılmamalıdır da yine de bir önlem almalıdır. Şöyle bir tedbirli davranmalıdır. Amaç kaliteli bir yaşam sürmek. Amaç kimsenin bu kaliteyi bilinçli olarak bozmasına izin vermemek. Hep en doğru kişilerle en doğru yerde karşılaşmanız dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.